AutoCAD'de PDF almak isteyenlerin gideceği yer çıktı almaktır. Çıktı alarak ancak PDF'lerinizi kaydedebilirsiniz. Çıktı almak için de klasik olarak CTRL-P yapabilirsiniz veya şuradaki çıktı ikonuna tıklayabilirsiniz ya da doğrudan Plat komutunu girebilirsiniz. Enter dediğinizde karşınıza zaten şöyle bir uyarı gelecek. Buraya continue diyebilirsiniz. Karşınıza yazdırma ayarları geliyor. Sizin amacınız eğer sadece bir pdf almaksa doğrudan bakın buradaki printer'ı görüyorsunuz. Buraya gelip tıklıyorsunuz. Sizin derdiniz bir yazıcı değil. Buradan yazıcıyı seçmeyeceksiniz. Bu arada eğer yazıcınız varsa oradan tabii ki de yazdırabilirsiniz. Aşağıya doğru gideceksiniz. DVG to pdf'i görüyorsunuz zaten. Gelip bunu hemen seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtikten sonra da burada kağıt ölçülerini görüyorsunuz. Siz standart bir A4 formatında pdf almak istiyorsanız zaten buradan ISO A4'ü gelip seçeceksiniz. Şimdi sıra geldi PDF'i yazdıracağınız alanı seçmeye. Ne demek istiyorum? Eğer bakın buradaki araya kısmında buradaki display seçili kalırsa burada preview diyelim sadece gösterelim. Bakın şöyle bir şey olur. Saçma sapan bir PDF alırsınız ve canınız sıkılır. Buradaki çarpıya basıp görünümden çıkalım. Siz buradaki Display yerine gelip şunu seçeceksiniz. Windows seçeceksiniz. Seçtikten sonra ekran karşınızdan çıkacak, kaybolacak. Merak etmeyin, sıkıntı yok. Sonra PDF'de olmasını istediğiniz şeyi seçeceksiniz. Mesela siz burayı istiyorsunuz. Tık tık yaptığınızda zaten ne oluyor? Sadece orayı size yazdıracak. Bu da güzel. Yalnız bir şey daha seçmeniz gerekiyor. Eğer tekrardan PU derseniz şunu görürsünüz. Bu sefer de böyle sanki bir tarafa doğru kaymış gibi görünüyor. E bunu da istemiyorsunuz. Şuraya çarpıya basalım. İstediğiniz şey sizin doğrudan merkeze bunu yaptırmak. Center gelip seçtiniz. Diğer bir şey de eğer şu seçildeyse mutlaka seçili olsun. Bakın fit to paper. Bu seçili olursa da doğrudan A4 kağıdına bunu sığdırmış olursunuz. Son olarak siyah beyaz değil de normal yazdırmak isterseniz gelin burayı nano seçin ve artık tekrardan şöyle bir görünüme bakalım. Tam olarak istediğiniz şekilde bir PDF aldığınızı görebileceksiniz. Çarpıya bastık ve şimdi hazır olduğumuza göre artık geleceğiz. Buradaki okey'e basacağız. Artık PDF oluşturmak istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Masaüstü veya da herhangi bir yer artık siz ne istiyorsanız. Geldiniz burayı save dedikten sonra pdfinizin oluşturulduğunu göreceksiniz. Şöyle de bir gösterelim. Bakın gördüğünüz üzere bir A4 formatında PDF'i rahatlıkla alabiliyorsunuz. Videonun sonunda şunu da mutlaka belirtelim ki bu gördüğünüz ölçekli bir çıktı değil. Bilginiz olsun eğer 1'e 1 bir formatında ya da 1'e 50, 1'e 100, 1'e 200 her neyse bir ölçekli format almak istiyorsanız bundan sonra hazırlayacağım ölçekli çıktı alma videosunu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.